Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun, üzerimize olsun inşallah. Bugün daha önceden anlatmış olduğum 5. bab Ve veya Hayyu ya kayyum ed'uke raciyen ve acin ayucin celalutin helhelet. Yani ey hay ve kayyum olan Allah'ım Daima umut ederek sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle sana bağırıp yalvarıyorum. Buradaki olay şu. Dualar ve bazen bilinçli patlamalar bir anlamıyla özel terapi yöntemleridir. Yani içindeki kötü enerjileri boşaltma yöntemidir. Allah'a varoluşun rahmine içinde tuttuklarını, biriktirdiklerini sunmakla düğümlerini oraya bırakmakla onlar çözülür ve kurtulursun. İsyanını o acıyı içinde tutma, saklama, baskılama. Allah zaten biliyor. Onların sana tutunmasına, senin kimliğin olmasına da izin verme. Dışarı serbest bırak. Onlar sana ait değil. İçinde biriktirme. Gir odana ve patla. Korkma. Ona bir şey olmaz ama sana çok şey olur. Her şeyden önce o isyanın sana ait olmadığını anlarsın. Tutmaktan dolayı yorulan bedenin rahatlar. Yukarısıyla, üst benliğin ile iletişim kurmaktan korkma. Soruların varsa, isyanın varsa samimi ol. Ağlayan çocuk misali, ağlarsan sana meme verirler. Arada ağla ve dua et arsızca, ısrarlıca dua et. Bu baskılanmış enerjiden çözülünce rahatlayacaksın ve bu yerini tebessüme bırakacaksın. İçine taze nefes dolacak ve anlarsın ki hiçbiri sana ait değilmiş. Yani her biri toplumun bir ferdi veya bir anlayışı, telkini bu. Bunlar senin üstüne yapışmış gereksiz yükler, gerginlikler. Bu yüklerden bu dünyada kurtulamazsan öte alemde bunlar azap olarak sana geri döner. Yani günah olarak onun için çıkış yolunu bir an önce bulmak adına gerçekçi çözümler ara. Sorunu derinden halletme yoluna gir. Bu anlamsız kelimeleri çıkartıp kendini rahatlatırken kendini de izle. Buna bir nevi ifrazat, kusma da diyebilirsin. Hz. Cabir'in tekniğidir bu. İnsanlar sürekli içlerini düşüncelerle kötü düşüncelerle, vesveselerle kirletiyor. Odana gir ve anlamsız seslerle o duyguları evrene sal. Orada çözülür, merak etme. Dışarısı şimdiki içinden daha geniş. Anlamsız kelimeler çıkartarak başla. Önce sen başla. Taklit de olsa başla. İlkin çok acayip gelecek. Belki yapamayacaksın. Belki komik de gelecek. Ancak devam et. Sürekli devam et ısrarla. Biraz zaman sonra beden zihnin ötesine geçip kelimeler ve sesler zihinden değil bedenden çıktığı zaman şaşıracaksın. Önce sen başlat, sonra beden alacak sesin kendisi kontrolü alacak. Bu sefer sesleri kelimeleri izle. Aman Allah'ım diyeceksin. Bu kelimeler sesler benden mi çıkıyor? Ve tam ses ol, içine gir, bırak nasıl çıkıyorsa çıksın. Hiç müdahale etme ve o kelimelerle anlamsız olan o kelimelerle ve kelimelerin sesleriyle beynindeki tüm gerginlikleri kusuyorsun. Bağırsaklarını tam boşalttığındaki rahatlama gibi beynin kıvrımlarında bedeninde tuttuğun düşünceleri de anlamsız o kelimelerle, seslerle tam boşaltırsan hayat ile dolarsın. Onlar duman gibi, sis bulutu gibi yok olur gider. Bunlar hep içimizdeki düşüncelerimizdeki kirli, negatif vesveseler. Bunları bir kenaraya bırakacaksın. Yoksa tutmaya devam ettikçe bir gün boğulursun. Tutma, bırak ve basitçe bırak. İçindeki şeytanı kilitlenmeyi dışarı çıkar ve bırak çözülsün. O dışarı çıktığında göreceksin ki yeniden saflaşmışsın. Meleği anlamaz da baskılarsan şeytan yaparsın. Senin baskın onu şeytan yapmış. Şeytanı zihnindeki baskılarla sen besliyorsun ve seslerle anlamsız kelimeler çıkararak rahatlayabilirsin. İlginç sesler çıkartarak tüm biriktirdiğin baskıları seslerle evrene uğurla. Merak etme, evrene hiçbir şey olmaz. Sen trilyonlarca yükünü bıraksan da o hepsini yutar. Tüm kör düğümleri çözer. Çarpı sıfır gibidir. Sıfır yutan bir sayıdır. Onun için hafifle, latifleş. İlahlarının hepsini la okyanusuna bırak. O onların hepsini sana en faydalı hale getirecek şekilde sana anlayış olarak sunar. Senin anlaman bu sırrı çözmen için stratejiler sunar. Bu kabını boşaltmaktır. Bağırmak, ağlamak istediğin veya birisini dövmek istediğin zaman hemen odana git ve büyük bir yastığın olsun. Onu yumrukla bağır, zıpla ve o üstünde tuttuğun, biriktirdiğin enerjiyi at bir şekilde. İlk anda bunları yapabilirsin. Kimse seni rahatsız etmesin. Eğer o gereksiz enerji üstünde fazla kalırsa kendisiyle aynı titreşimdeki enerjileri ve olayları hayatına çeker. O zaman gerçekten tehlikeli olur. Onun için üstünde hiçbir enerjiyi tutma, bebek gibi safileş. Yaratılış anındaki ilk yaratıldığın andaki gibi olmaya çalış. Burada bir teknik daha size anlatacağım. Bunu da her zaman uygulayabilirsiniz. Asıl olan bu aslında. Zihnin dingin olmadığını hissettiğin an, yani zihnin bulanıksa şunu yapacaksın. La ilahe hissedişi ile mutlaka kelime olarak söylemene gerek yok. Bunu nefes olarak yap. La ilahe hissedişiyle derin bir soluk ver. Ver, ver, ver. La ilahe şeklinde içindeki bütün nefesi boşalt. Bütün ilahları, düşünceleri dışarı çıkar ve tutabildiğin kadar nefesini tut. Derinlerine kadar nefesi vermek boşaltmak ile bütün karanlıklar, karamsarlıklar senden gider. La ilahe diye dışarı verebildiğin kadar nefes ver. Sonra derin bir nefes al. Ve burada nefesi alırken illallah hissedişiyle diye alabildiğince al. Derin al nefesi. Nefes ile dol ve nefesi tuttuğun kadar bekle. Sonra tekrardan La ilahe de ve verebildiğin kadar ve. Ve tut, bekle. İllallah de, nefesi tekrar içine al. İllallah ile. Ve onu da tuttuğun kadar bekle. Belli bir ritim yakala. La ilahe illallah. La ilahe illallah şeklinde. Solukla yap bunu. Belli bir ritim yakala. Yani... Solukla içindeki tüm sevdiğin geçici fani olan şeyleri, ilahları çünkü sevdiğin şey senin ilahın olmaya başlar. O ilahları tam olarak dışarı at ve alınan nefesle de tek olanı tam olarak içeri al. Yani Allah'ı içeri, içeri al. Çünkü Allah o senin kalbinin içerisindedir. Birden tüm hissedişinin değiştiğini hissedeceksin. Bu bap'taki saf bilinçle artık olayların dedikodusunu, magazinini değil, hikmetini görmeye başlarsın. Daha bilimsel ve arifane bakışa sahip olabilirsin. O yüzden la ilahe yani Allah'tan başka her şeyi içimden dışarıya atıyorum bu nefes ile ve sonra sadece Allah'ı içime çekiyorum diyorsun. Sadece onu teki alıyorum içeri diyorsun. Huninin dibine kadar inebilir ve bataklığı köklerinden kurtabilirsiniz. Bu babın açılım vefkleri ve sırları ile ve bu, bunu destekleyen çalışma ile nötr noktaya ulaşabilirsin. Madde ile manayı ilişkilendiren Süleyman manasını hissedersin. Yani Hz. Süleyman manasını. Madde ile mananın kesişim noktası Süleyman, Hz. Süleyman'ın makamıdır. Süleyman, selam, İslam. Bu beyti manasını bilerek namazlarından sonra 20 defa okursan insanlar ile iletişimlerin kaliteli ve niteli kazanmaya başlar. Gereksiz davranışlar senden düşer. Gereksiz enerjiler düşer. Ahlakın ve yüzün güzelleşir. İnsanlar arasında itibarlı olmaya başlarsın. Herkes sendeki enerjiye hayran olur. Bu boşluğun, tarafsızlığın, yani zamansızlığın ve mekansızlığın getirdiği cazibedir. O zaman verdiğin kararlar ve yöneleceğin taraf daha sağlıklı olur. Önce boş ol, sonra Allah ile dol. Herkes bu boşluğa, gizeme çekilir. Çünkü insan buranın evladıdır. Buradan doğmuştur. Hz. Musa'ya Allah'ın hiç ol da gel ya Musa demesi gibi, sen hiç ol, egon olmasın ki ben sende olayım demek içindir. Yüksek ses ve dinamik hareketler burada önemlidir. Çünkü artık sen yüksek sesle attığın enerjilerle ikinci yüksek sese geçersin ki bu anladığımız anlamda bağırmak değildir. Yüksek alemlerin bilgilerinden konuşursun veya yüksek alemler senden konuşmaya başlar. Yani bilerek iş yaparsın. Konuştukların bedene ait değildir. Ruh ile bedenin kesişim noktasından idraklere sunarsın bunu. Birileri sadece bedeni veya sadece ruhu bilirken sen iki denizin buluştuğu yerden veya seni iki denize çıkartacak noktadan yüksek bilgi merkezinden veriler alırsın. Etrafa üçüncü göz nazarıyla, kelam nazarıyla bakar, nurlarını saçarsın. Hadiseleri birbiriyle cem edip harmonize edersin. Bir dengeye sokarsın. Bu da ancak la ilahe illallah zikri ile mümkün olur. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.